kuaföre gitmemiş, saçını toplamış sadece böyle. İşte o şey geceden bir fotoğraf karesi var, onu getirirsek. Yani hemen böyle Eda'ya bravo, size de yuğlar olsun. Makyaj yaptınız, saçınızı toplattınız bilmem ne. Bence insanlar bir konuda 2'ye, 3'e, 4'e ayırmaktan zevk alıyorlar. Yani herkes topyekün üzgün ya da herkes topyekün böyle bir şey istemiyorlar. Hani Eda olmasa yine başka birisini yüceltip diğerlerini yerecek bir şey. Ha, yerecek, eleştirecek bir şey varsa tabii ki yapın. Biz de yapıyoruz gerçeği görünce. Ama bu oje sürüp, ruj sürüp, iki tane far sürmeyle vay hiç takmıyor arkadaşlar ile yemeğe çıkmış. Bilemezsin ne acı taşıdığını bilemezsin. Gündemini bilemezsin, kahrolduğunu bilemezsin. Ağlayıp da size göstermediğini bilemezsin. Ayrıca Ajda Pekkan da ilk günden bu yana depremzedeler için çabalıyor. Ahbap Derneği'ne 1 milyon lira bağışta bulunmuştu. Aynen. Yardımlarına devam ediyor. Onun yüzündeki makyaja bakıp da ne pek acayip de üzülmemiş, hiç üzülmemiş. Yani sonuçta kadının bir görüşmesi var, bir iş görüşmesi var. Önemli bir müzikal anlaşmasına imza atmak üzere. Evet. Ve isimleri de duysanız hani şaşırırsınız. Netleştirelim onu değil mi? Yarın güzel paylaşırız. Bayağı ses getirecek. Çok iyi işe hazırlanıyorlar olabilir. İş hayatına da devam edecek. Herkes bir süre bekledi. Tekrar adım atmaya çalışıyorlar. Bölgedeki esnaf bile bakın. Esnaflar bile paylaşılıyor. Lütfen buradaki üreticiyi unutmayın diye kepenklerini açtılar. Çalıştıklarını böyle gösteriyorlar. Bu saatten sonra vereceğin destek oranın şifalanması ve bereketlenmesi için. Peki Eda Ece'den bahsettik. Eda Ece depremzedeleri ziyaret etmek için başkent Ankara'ya gitti. Önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yazdıklarını okurken de gözyaşlarını tutamadı. Sana ülkemi, vatanımı, ailemi, toprağımı, özgürlüğümü, kadınım hayatımı, aydınımı, haklarımı, borçlarımı, bazı borçları ödenmez yolları ne kadar korkunum. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe daima yürüyeceğimizi anlayacağız. Senin varlığı bize armağan. Keşke başka bir surette yine gelsen ama gelmesen bile biz emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağız. Seni çok sever, Ali Ancak Kınaroğlu, Hüce Müderliği, Musa Kemal. Evet, şimdi her Eda paylaşımda Ece olduğu gibi Eda Ece'nin bu paylaşımının ardından da çokça alkış aldı tabii ki. Çok güzel paylaştığı şey, çok güzel. Ama eleştiren bir grup da olacak ki Eda Ece ondan sonra Eda, bütün ya, evet, hayat seceresini, bütün eğitimini, öğretimini akıttığı bir paylaşım yaptı. Sadece kendi eğitimi değil, annesini, babası evet, sevdiği sporlar. Babası yani spor dallarından tenisi çok sevdiğini, resim ve heykel sanatıyla çok ilgilendiğini söyledi ve uzun uzun yazdıklarının arasından bana ne derseniz diyebilirsiniz her şeyini kazanmış İTÜ mezunu, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu mühendis bir babanın ve modern Atatürk'ü seven, benim videomu ağlayarak izleyen, Kur'an-ı Kerim'i Arapça okumayı bilen, duaları hep tutan, inci küpeye bayılan bir annenin kızıyım dedi ve devamında da Şişli Terakki Lisesi mezunuyum. Bilgi Üniversitesi'nde psikoloji okudum, sanat tarihi dersleri aldım. Mimar Sinan hocalarından İstanbul Modern Müzesi'nin kurslarında sanat galerisinde çalıştım. Girdiğim audition'da oyunculuğa seçildim. Çocukluğum hep tarih, coğrafya, din kültürü, ahlak bilgisi derslerini almakla geçti diye uzun uzun kendini anlatma, eğitimini anlatma gereğini duymuş. Bence bu psikolojik bir durum. Ben Eda'yı çok severim ama evet, ona gelen ağır yorumlara istinaden yani bayağı Wikipedia şeyi yazmış. Yani ne kendisiyle alakalı. Geldi, nasıl ağır gelmiş ona. Neden geldi şimdi? Anıtkabir'e gitti. Orada Atatürk için yazdıklarını okuyor. Gözyaşlarını tutamıyor. Orada birilerinin o anları cep telefonuna kaydetmesi, videoya çekmesi ve sosyal medyaya atması sonrası
Vay, sen oraya şov yapmaya mı gittin? İşte reklam mı yapıyorsun? Bunları istinaden bunları. Bunlara istinaden bir patlama yaşadı aslında. Belki de o yorumların içinde onun böyle kendi karakteriyle sorgulatacak, hoşuna gitmeyen yorumlarda, kelimelerde, sıfatlar da oldu. %100 çok çirkin yorumlar yapanlar da olmuştur. Çünkü insanlar yanlış bir kelime ya da bir video, bir şeyin altına ama cahilsin diye yazıyorlar. Oradan bir şeyi gördüyse, sinirini bozduysa, bakın ben ne kadar dop dolu bir insanım, annem babam da ne kadar dop dolu insanlar. Ne kadar değerli. Acayip ağır bir yani psikoloji. Bunu kanıtlamak zorunda bunları kalmak. Bunları yazmak durumunda kalmak sosyal mecrada. Kendinin, annesinin, babasının eğitiminden, annesinin küpesinden, kendi duygusal durumundan, gittiği kurslarda hangi arada kalmışlık ve o sıkışmışlık. Neyi ispat, değil mi? Yani ispat etmek durumunda kalıyorsun kendine. Bir şey söyleyeyim mi kendine. Ama Gülşen? Net sosyal medyanın insanların psikolojisi üzerine çok ciddi etkisi var. Evet. Hani diyoruz ya, aman ben çok bakmıyorum olumsuz yorumlara. Ha. Hiç öyle bakıyorsun, olmuyor. Tabii. Bakıyorsun, takılıyorsun. Tabii. Buna bir takılıyorsun. Şimdi Eda'ya bakıyorum, izliyoruz da. Sesi titriyor, yutkuluyor, evet. Kendini zor tutuyor, sonra da uygulanıp ağlıyor ve yemin ediyorum o ağladı, ben ağladım. Evet. Beni yani, çok etkiledi. Atamla ilgili hangi görüntüyü görsem, hangi videoya denk gelsem sana yemin ediyorum Müge, böyle burnumun direği sızlıyor, böyle kendimi zor tutuyorum ki zaman zaman da ağladığım oluyor. Zor zamanlarda. Sıkıntılı şeylerde sadece yani deprem özlem, değil, özlem her çok, şeyde özlem katlanarak büyüyor. Gerçekten. Onun için de Anıtkabir'in fotoğrafını görmek, bir marşı duymak ya da bazen böyle belgesellerde görüntüsünü görmek sesini falan insanın duymak, şurasını sızlatıyor. Evet. O kadar da hissederek okuyor ki o yazdık. Ve orası öyle bir ambiyans sana ki. Sana öyle bir geçiyor ki onun hissi, onun duyguları gerçekten. Yani insanlar da şöyle bir şeyin altını niye artık yani. Zaten şu süreçte yani değil Anıtkabir'e gitmek. Yani yaşadığımız felaketin üzerine Anıtkabir'i de bahane edenler. Yani yorum yazmak adına saygısızca, çirkin bir şekilde. Eda orada duygularını anlatırken, hissiyatını anlatırken aslında hepimizi iç sesine hemfikir olmuş bir taraftan. Evet, dediğin gibi oranın ambiyansı şurayı bir insanı mahvediyor. Evet, şurada bir sızı hissettiriyor. Yani buna da olumsuz yorum yapmayın ya. Yani nasıl çirkin şeyler yazdıysanız. Bir de biz aynen kanıtlamak zorunda kaldı. Bir de biz kimin özellikle çektirdiğini, sahte hesaptan attırdığını, kimin de hiç böyle bir şeylere bulaşmak istemediğini de gayet iyi biliyoruz. Öyle bir şey olsa zaten bakın konuşmalarımızdan da imalarımızdan da anlaşılır. Çok tanınmış bir kız. Evet. Ve onun bir yere gitmesi, birilerinin çekmesi demek. Herkesin elinde şey. Cep telefonu ya. Evet, çok doğal bir Eda şey. Eda Ece kadar ünlü olmayan kişileri bile çekip koyuyorlar. Evet. Paylaşıyorlar. Hala bir hasetlik, hala bir hazmedememe, hala yok, bitmez. Bir can yakma durumu var ya, yapmayın bunu artık ya. Kimlere yapıyorlar? Yeah.